Birleşmiş Milletler kapalı kapılar ardında Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını görüştü. Toplantıdan sorunu kendi aranızda çözün çağrısı geldi. Talep Irak'tan geldi. Bağdat yönetimi Türkiye'nin Musul'un Başika kampına asker göndermesi üzerine Ankara'yı mektupla Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Güvenlik Konseyi Irak'ın o şikayeti üzerine toplandı. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi konuştu toplantıda. Yüzlerce Türk askerinin 3 Aralık'ta hükümetin izni olmaksızın Irak topraklarına girdiğini ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini öne sürdü. Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı. Caferi Konsey'den Türkiye'nin işgalini kınayan, Türkiye'den derhal askerlerini çekmesini isteyen bir karar almasını talep etti. Caferi'ye cevap Ankara'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Halit Çevik'ten geldi. Gerilime neden olan Başıka kampının Irak hükümetinin talebiyle ve yerel otoritelerle koordinasyon halinde kurulduğunu hatırlattı. Sorunu outset sorunu ikili ilişkiler yoluyla çözmek için elimizden geleni yaptık. Türkiye, Başika'daki ünitenin güvenliğinin artırılması için takviye yapmaya karar verdi. Ancak görüşmeler sonunda bu takviye birliğin kaptan ayrıldı. Çevik Türkiye'nin sadece IŞİD değil, PKK terörüyle de mücadele ettiğini kaydetti. Eğer Irak hükümeti topraklarında tam egemenliğe sahip olduğunu iddia ediyorsa bizim de Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde kullanılmamasını isteme hakkımız doğar. Görüşme sonunda konseyde Türkiye ve Irak'ın ikili görüşmeleri sürdürmeleri ve konuyu kendi aralarında çözmeleri yönünde tavsiye kararı alındı. Çıkışta konuşan Caferi Türkiye'ye karşı askeri güç kullanıp kullanmayacakları sorusuna tüm seçenekler masada yanıtını verdi. Diplomasi alanında hareketli. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Barack Obama telefonda görüştü. Obama, Erdoğan'dan Türk güvenlik güçlerinin tanzimi dahil Irak'la gerilimi düşürmek için ilave adımlar atılmasını talep etti. Irak'tan askerleri çekme mesajı verdi. Erdoğan ise Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu yineledi.